yapıyor ya? Ne? Sürprizleri hep sen mi yapacaksın? Ne hoş bir sürpriz. O boş boğaz hizmetçinin evde yok mu? Onu mu görmeye geldin? Ne yazık ki işine son verdim. Senin yastığına gittiğini, yanında bir kadın olduğunu, her şeyi yumurtlamış Irma. Kız stresten hastanelik oldu. Ama bir şey söylemiş. Yanındaki sarışın bir kadın da demiş. Sence beni gördüyse kadın sarışın neden desin? Bak sarışın bir kadın demiş işte. Seni görmemiş, uydurmuş. Yok. Beni görmüş. Ama şimdilik bu bilgiyi kendine sakladı. Daha sonra kullanacak. Benim öyle tehditlere pabuç bırakmayacağımı çok iyi bilir o. Belli kırmaktan kurtulmak için böyle bir şey söyledi. Hem neyin şantajı Narin? Yani seninle yastığına gittiğimi bilseler ne olur, bilmeseler ne olur? İstemiyorum Deniz'in seninle bir geçmişimiz olduğunu bilmesini, anlamıyor musun? Bilseler ne olur? Bitmiş gitmiş bir ilişki dersin, kurtulursun. Neden bu kadar korkuyorsun tanışmamızı bilmelerinden, aklımı almıyor. Senin için hava hoş tabii. Irmağın, Deniz'in duygularının, benim Deniz'le olan dostluğumun senin için hiçbir önemi yok. Bir enkaz daha bırakır arkanda, yürür gidersin. Huyun bu. Ya madem herkes böyle düşünmek istiyor. Bak, o Irmak bir şeylerden şüpheleniyor. Sürekli tazı gibi peşimde. Deniz'le ilişkimin bozulmasına çok az kaldı. Sadece sen istemediğin için ben o tanışmama olayını sürdürdüm Narin. Kimseye verecek hesabım yok benim. Ayrıca kimse bizden kuşkulanamaz. Çünkü senin çok mutlu bir ilişkin var. Öyle. Hiçbir şey duyulmuyor. Bekleyip görürüz. Bakalım ne zaman çıkacak. Ay ya çıkmazsa? Ne demek çıkmazsa ya? Ne samimiyeti var da Fırat'la çıkmayacakmış? Meraktan ruhumu teslim edeceğime ismi ben beklerim. Bu arada sen de Irmak'ı arayıp bu nişanlanma işine bir rayını oturtursun artık değil mi? Öyle istemeye geleceğiz deyip yüzükleri alıp falan değil mi? Vazgeçmek olmaz, çok ayıp. Herhalde. Irmak'ı asla incitmek istemem. Çok sevindim. Ben de senden bunu beklerdim. Ha bu arada Mary'ye dikkat et. Salak bir hizmetçi yüzünden başımı belaya sokamam. Sanki hayatımda yeterince bela yokmuş gibi. Sen benden kaçarak hayatını kara deliğine doğru sürükleniyorsun zaten. Sen de bal gibi bunun farkındasın. Ama kararın böyle, yapacak bir şey yok. Ne demek şimdi bu ya? Senin bu sürekli kendini bir şey sanmandan çok sıkıldım ben. Dünyanın merkezi sen değilsin ki. Ne kara deliği ne ya? Tamam Narin, ben senin kararına saygı duyacağım. Merak etme. Ben sadece karşılaşmamızın o kırılıp dökülen şeyleri düzeltmek ve mutlu olmak için bir fırsat olduğunu düşünmüştüm. İstemiyorsan istemiyorsundur. Yapacağım bir şey yok. Ben seni geçiririm. Senin ne işin var burada Deniz? Önce ben sordum. Irmak'la ilgili konuşmaya geldim. Deniz de buradaydı biraz önce. Bana daha iyi damat adayı olmakla ilgili öğütler veriyordu aynı senin gibi.
Ben arabaya biniyordum. Seni gördüm, bekleyeyim dedim. İnanmamıştım ama böyle dalga dalga geldiğinize göre gerçekten Irmak'ın haberi yok buraya geldiğinizden. Gidelim mi Deniz? Gidelim Nari. Ama önce bize gidelim. Nihayet gitti. Özel meselelerimi o kızın önünde konuşmaktan gerçekten hoşlanmıyorum. Ayıp ama senin bu yaptığın. Kız bu kadar işinin gücünün arasında kalkmış adamla konuşmaya gitmiş Barış'ın diye. Allah Allah. Ona mı kalmış ya bizi barıştırmak? Manyaklaşma Irmak. Artık ne dediyse bak, saatine kalmadın adam aradı seni. Benim söylediklerim pek işe yaramamış anlaşılan. Ne oluyor ya? Ay, girip yalvardınız mı adama beni arasın diye? Niye sürekli benim arkamdan bir şeyler çevirme gereği duyuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ne yapalım be? Görüyoruz işte ne halde olduğunu. Biz bilmeden ikimiz de adamın kapısında bitmişiz. Öldüreceğim ben o Narin'i ya. Haddini fazlasıyla aşıyor kız artık. Ben bilmiyor muyum sanki Fırat'ın peşinden neden sürekli dolaştığını? Sahtekar. Neden dolaşıyormuş söyle biz de bilelim. Canım beni kıskanıyor. O ben olmak istiyor aslında. Kendisinde olmayan her şeyi bu aileyi sömürerek elde etti o kız. Önce seni aldı benim elimden, şimdi sevgilimin peşinde. Aylardır görmüyorum ben, sanki körüm ya ben. Irmak, bak bu kaçıncı söyleyişim sana. Senin iyice dengen bozuldu ha. Kendine gel be. Şşt, bana bak. Sen yakında beni de kıskanırsın Fırat'tan ha. Şşt. Git yarın adamla düzgün düzgün konuş. Çocuk değilsin artık, kocaman kadın oldu. Bırak şu kıskançlığı da. Ha? Ayrıca ben sana dedim mi demedim mi o hizmetçi yalan söylüyor diye. Hı? Abla sözü dinle azıcık. Boşuna üzdüm. Ne oluyor be? Yine ortam Çernobil, ha? Evlenmemek için mi yapıyorsun sen böyle? Bak ya, gören de görücü usulü elin krosuna veriyorsun ancak hanımefendiye. Hanım, kalk bize içki getir hadi. Hah, şarap peynir falan diyordu da Narinci'yi gidince hemen unuttu tabii. Ya ben onun akşam ağzını yüzünü kıracağım zaten. Sevze'ye bak ya. Şşt. Hı. Sen söyle bakayım bu saate kadar neredeydin? Ay yok ya. Dört çıplak kadın bir de vazoyla natürmört çalışıyorduk. Vazo kendini bir kaptırdı. O ne fırça darbeleri kardeş. Aman ne komiksin sen ya. Ne komiksin ya. Ama bu hep böyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.